Milyonlarca yıl önce günümüzde çöllerin olduğu yerde denizler ve okyanuslar vardı. Ya hepsi geri gelseydi ne olurdu? Yani çöllerin yerinde kum yerine su olsaydı nasıl olurdu? Gezegenimizdeki yaşam tamamen değişirdi. Yeterince güçlü bir hava akışı kumu yukarı doğru yükseltirse kum sıvı özelliği gösterebilir. Ama kum parçacıkları arasındaki sürtünmeyi azaltarak aralarında daha fazla yer açar. Parçacıklar bir sıvının içindelermiş gibi serbestçe hareket etmeye başlar. Yer kabuğunun altında aniden büyük bir delik açılsaydı ve delikten hava gelseydi, belki de her şey sanki bir bataklığa girmiş gibi batmaya başlardı. Mısır piramitleri ya da Sphinx gibi anıtlar yerin altına gömülürdü. Kumun üzerine inşa edilen büyük şehirler yok olurdu. Sahra çölü köpüren bir kazana benzerdi. Deve kervanları düşerdi. Ama merak etmeyin, develer zarar görmezdi. Sıvı kum oksijenle dolu olduğu için içinde yüzebilirlerdi. Peki ya kum sıvı kuma dönüşmek yerine suya dönüşseydi ne olurdu? Bu hızlı ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşseydi dünyadaki tüm sahillerde felaketler meydana gelirdi. Bir tatil beldesinin kumlu plajında şişme yatağınızın üzerinde güneşlendiğinizi hayal edin. Gözünüzde güneş gözlüğünüz, dalgalar ayaklarınızı gıdıklıyor, martılar başınızın üzerinde ötüyor ve elinizde buzlu çay var. Kusursuz bir tatil. Fakat daha sonra yatağınızın hareket ettiğini hissediyorsunuz ve üzerinizde bir dalga çarpıyor. Gözlüğünüzü çıkarıyorsunuz ve birden kendinizi denizin ortasında buluyorsunuz. Bütün plaj suya dönüştü. Su arabaların geçtiği ve evlerin durduğu yola kadar uzanıyor. Yakınlarda güneşlenen insanlara yatağınıza çıkmaları için yardım ediyorsunuz. Yine kıyıya doğru yüzüyorsunuz. Eve gidip televizyonu açıyorsunuz ve dünyanın her yerinde aynı şeyin yaşandığını görüyorsunuz. Yüzbinlerce plaj sular altında kalıyor ve su şehrin sokaklarıyla evlere kadar taşıyor. İnsanlar korkuyor. Bazı insanlar evlerini terk ediyor. Diğerleri ise sörf tahtalarını alıp dalgalarda sörf yapıyor. Dünyanın bir kısmı kumlu sahillerdeki selle baş etmeye çalışırken 5. okyanus oluşuyor. Uçağa binip gezegendeki en büyük kumlu çölün üzerinden uçuyorsunuz. Sahra Çölü'nün yüzey alanı yaklaşık 9,5 milyon kilometre karedir. Yani neredeyse Amerika'nın yüzey alanı kadardır. Buradaki milyonlarca ton kum da bir anda suya dönüşüyor ve taşmaya başlıyor. O yüzden cırboğa, akrep, kobra ve kumda yaşayan diğer hayvanlar gezegenimizden kayboluyor. Yakınlardaki ülkeler selden mahvoluyor. Yeni okyanus, Akdeniz, Kızıldeniz ve Tiren Denizi'ni bağlıyor. Dünya okyanuslarındaki su seviyesi o kadar çok yükseliyor ki çoğu ada ülkesi kıtalara yerleşmek zorunda kalıyor. Sahil kentlerinde ise insanlar kafede oturup hayatının tadını çıkarıyorlar. Kimileri güneşlenirken kimileri gölgede sıcaktan kaçmaya çalışıyor. Birden rüzgar çıkıyor ve yerde bir gölge beliriyor. İnsanlar şaşkınlıkla gölgeye bakıyor. Gölge ise gittikçe büyüyor. Herkes yukarı baktığında kıyıya yaklaşan dev bir tsunami olduğunu görüyor. Çöl ülkelerinde durum daha da kötü. Bir anda sular altında kalıyorlar ve bölünerek küçük adalara dönüşüyorlar. Büyük dalgalar liman kentlerinin kıyılarına uzun bir süre daha vurmaya devam ediyor. Gezegendeki en sıcak yerler yağış almaya başlıyor. Sıcak kumlarsa neredeyse kaynayan sulara dönüşüyor. Su hızlıca buharlaşıp devasa yağmur bulutları oluşturuyor. Yüksek nem hava basıncını değiştiriyor. Rüzgarlar kuvvetli bir şekilde esmeye başlıyor ve yağmur bulutlarını gezegenin her yerine sürüyor. Dünyanın her yerinde uzun süren yağmurlar başlıyor ve her yer sırılsıklam oluyor. Su dünyanın okyanuslarına karışıp soğuyor. Dünyanın en sıcak yerleri soğumaya başlıyor. Değişen sıcaklıklarla birlikte dünyanın farklı yerlerinde oluşan kasırgalar ve hortumlar gezegeni tahrip ediyor. Dünyanın yüzeyi bozuluyor. Dünyanın her yerinde yeni denizler, göller ve nehirler oluşuyor. Önceden gezegenimizin %70'i sularla kaplıydı. Artık %90'ı sularla kaplanıyor. Neyse ki felaketler çok uzun sürmüyor. Kum çok fazla alan kaplasa da çok kalın değildir. Okyanusun derinliği çöldeki kumların derinliğinden yüzlerce kat fazladır. Bazı yerlerde kum sadece birkaç santimetre kalınlığındadır. Yalnızca en büyük kum tepelerinin kalınlığı yaklaşık 45 metreye ulaşır. Buralarda su seviyeleri çok yükselir ve muhtemelen asla eskisi gibi olmaz. Ancak en azından hava er ya da geç sakinleşir. Fakat yine de kötü şeyler olur. Her yıl 2 milyar ton toz havaya yükselir. Bunların çoğu çöllerden gelir. Kum taneleri yararlı elementler ve bakteriler içerir.
Rüzgar onları gezegenin dört bir yanına taşır. Bu tozun dörtte biri denizlere ve okyanuslara taşınır. Bakteriler ve besinler okyanustaki fitoplankton veya kiril gibi küçük canlıların besin kaynağıdır. Fitoplankton ve kirilleri de küçük balıklar ve hatta balinalar yer. Bu balıklar da hem avcılar hem de pek çok kara hayvanı için avdır. O yüzden kumlar suya dönüşecek olursa okyanustaki pek çok besin maddesi kaybolur. İyi haber, bu durumun uzun sürmeyeceğidir. Besinler ve bakteriler yeni koşullara adapte olur ve suyla beraber buharlaşır. Bu suda daha sonra buharlaşıp yağmur bulutlarına dönüşür. Deniz dünyasındaki en fazla canlı çeşidi kıyıdan çok uzakta olmayan sığ sularda yaşar. Suya dönüşen çöller yeni yaşamın gelişmesi için ideal koşulları sağlar. Sıcak suda hayatta kalabilen yeni hayvan türleri ortaya çıkar. Sıcak kumlarda yaşayan pek çok canlı deniz yaşamına uyum sağlar. Develer yüzmeyi öğrenir ve küçük sürüngenler nefeslerini suyun altında uzun bir süre tutabilir. Sıcak hava ve suyun sığ olması sayesinde suyun dibinde yüksek sıcaklıklara dayanabilecek pek çok yosun oluşur. Yeni okyanus artık çok renkli bir deniz bitkisi bahçesine benzer. İnsanlar da bu yeni düzene uyum sağlamaya çalışırlar. Şehirleri suyun üzerine devasa ahşap yapılar inşa ederek kurarlar ve evleri uzun zincirlerle suyun dibine sabitlerler. Balıkçılık tüm insanlığın ana besin kaynağı haline gelir. Arabaların modası geçer. Herkes tekne almaya çalışır. Ünlü ve pahalı otomobil markaları artık lüks yatlar ve gemiler tasarlamaya başlar. Ayrıca herkes yüzmeyi öğrenir ve kıyı şehirlerinin bütün sakinleri mükemmel yüzücüler olurlar. Oluşan yeni su denize karışıp tuzlu hale gelene kadar içilebilir. İnsanlar bu suyu içebilir hale getiren özel filtreler yaparlar. Küresel piyasada değerler artar. Dünyada insanların yeterli suya sahip olmadığı hiçbir yer kalmaz. Peki ya durum daha da garipleşirse ve sadece kumsal ve çöllerdeki değil, gezegenimizdeki tüm kum sıvıya dönüşseydi ne olurdu? Dünyadaki kum saatleri hızlanırdı. Çünkü su kumdan çok daha hızlı akar. Kum aynı zamanda her türlü inşaat işinde kullanılır. Beton üretiminde ve sağlam bir temel oluşturmak için elzemdir. Kum olmasaydı tuğla ve kil yapmak imkansız olurdu. Ahşap olanlar hariç bütün evler yıkılırdı. Ahşap evler ise yüksek nem nedeniyle çürüyebilirdi. Cam yapmak için de kum kullanılır. Yani ayna, pencere ve ampul üretimi büyük ölçüde azalır. Kum aynı zamanda doğal bir arıtım filtresi olduğundan dünyadaki içme su rezervleri de azalır. Yollarda çok fazla trafik sıkışıklığı olur çünkü yol denen bir şey kalmaz. Araba kullanırken tekerleklerin pelteye döndüğünü hayal edin. Karayollarına çıkan taşıtların tümü ciddi şekilde etkilenir. Pistlerin yapımında kum kullanıldığı için uçaklar da uçamaz. Geriye kalan tek ulaşım aracı gemiler olur. Gezegenimizin hemen hemen her yerinde kum bulunur. Bu yüzden su toprağı ıslatır ve sürüklemeye başlar. Tüm gezegen vahşi bir bataklığa dönüşür ve etrafta yürümek çok zor olur. Nem seviyesi önemli ölçüde artar. Her gün yoğun sis yaşanır. Kırk ayaklar, semenderler, kurbağalar ve nemi seven diğer canlılar gezegeni ele geçirir. Yeni koşullar sayesinde bazı böcekler gelişir ve boyutları büyür. İnsanlar hayatta kalabilirlerse nemi daha iyi iletmek için kula sahip olmaları gerekebilir. Kısacası dünya bilim kurgu filminden fırlamış bir gezegene benzer. Ama neyse ki böyle bir şey asla gerçekleşmez.